Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekilimiz, Meclis Başkanımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, yönetimlerindeki bulunan başkanlarımız ve kıymetli Çanakkale'liler, Su Altında Darbelere Hayır resim sergisine hepiniz hoş geldiniz. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Şairler hep hemen şu karşı kıyıda gördüğümüz, devamlı izlediğimiz topraklar için bu dizelerini dile getirmişler. Bu memleket için 101 yıl önce kanlarını ve canlarını veren aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve şu anda da yine aynı uğurda kanlarını ve canlarını veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kere daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. İşte 101 yıl evvel bu topraklarda kanlarını ve canlarını veren aziz şehitlerimiz bizler için bu toprakları bizlere hediye ettiler. Biz bugün özgürsek, rahat rahat yaşayabiliyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Sere serpe yaşayabiliyoruz. Bugün onlar olmasaydı, onlar bu vatan için kanlarını ve canlarını feda etmeselerdi, biz bugün bir devlet olma imkanına sahip olamamış olacaktık. İşte onların torunları ve çocukları bizler, Seyit Onbaşı'nın, Ezineli Yahya Çavuş'un, Mustafa Kemaller'in, 57. Alay'ın kahraman komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunları olarak bugün aynı şekilde bu memleketin içine haince, kalleşçe, hince davranışlarla, fikirlerle, düşüncelerle, davranışlarla saldıran kişilere karşı darbelere dur dedik. Bizler Seyit Onbaşı'nın torunları olarak bugün de, dün de dur dedik, bugün de dur diyeceğiz, bundan sonra da yine bu memlekete karşı haince saldıran tüm güçlere karşı dur diyeceğiz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldıran, güvenlik güçlerimizin bulunduğu karargahlara, özel harekat merkezlerine saldıran güçlerin Anzaklardan, İngilizlerden 101 yıl evvel şu topraklara saldıranlardan ne farkı var? İşte bizler de müdürlük olarak bugün bir sembolik olarak farkındalık oluşturmak amacıyla Su Altında fotoğraflarla, canlı yayınla darbelere hayır diyoruz. Ben etkinliğimize, organizasyonuna katılan başta AK Parti Grup Başkan Vekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Bey'e ve tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize, tüm Çanakkalelilere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Sayın Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum efendim. Çok saygıdeğer Kültür İl Müdürümüz, bu güzel toplantıda bizi yalnız bırakmayan AK Parti İl Başkan Vekilimiz, Merkez İlçe Başkanımız, Özel İdare İl Genel Meclisi Başkanımız, kıymetli basın mensupları, hemşehrilerim, ben de hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15 Temmuz'u geride bıraktık. Bir gurur tablosunu hep beraber yaşadık. Çiftçisinden, köylüsünden, şehirlisine kadar, zenginden, fakirine kadar, çoluğundan, çocuğundan, kadından, gencine kadar. Herkes 15 Temmuz'da ortaya bir iddia koydu. Bu milletin geleceği adına,
milli iradenin asla tartışılmaz olması adına hep beraber dur dediler. 100 sene önce Çanakkale geçilmez diyen bu topraklar o günde hepinizin gördüğü gibi Türkiye'ye kimse yan bakamaz dedi tabiri caizse. İstanbul Ankara tarzı olağanüstü büyük sıkıntı yaşamadık buralarda. Ama şunu gördük. O tarz bir sıkıntı olsaydı Çanakkale'nin yiğit evlatları meseleye el koyup aynen İstanbul Ankara'da olduğu gibi yanlış yapana geçit vermeyeceğini tüm Türkiye'ye göstermiş oldu. İlk anda organize olan, ilk anda meydana çıkan illerden bir tanesi Çanakkale'mizdi. O gün valisinden muhtarına, belediyesinden meclis üyesine herkes meydanlardaydı. Tüm teşkilatımız, tüm mahallelerimiz, tüm örgütlerimiz meydanlardaydı. Bir derdimiz var. Biz siyasi partiler polemik yaparız, yarış yaparız, tartışırız. Ama bunu demokratik rejim içerisinde sandıkla ilgili çalışmalar da yaparız. Bir başka ülkenin taşeronlarının gelip bu ülkeye ayak uzatması, el uzatması bizim açımızdan kabul edilir bir şey değil. Kaldı ki bir şey daha. Paralel diye ifade edilen bu hain örgütün kendisi kadar buna ses çıkarmayan, buna dur demeyen, ne olduğu ortaya çıktıktan sonra buna ilişkin tedbir almayan da o noktada sorumludur. Bu millet özellikle 17 Aralık'tan sonra meselenin ne olduğunu gördüğünden dolayı çok net bir tavır aldı. Tüm kurumlarıyla beraber bu örgütün karşısında hangi anlayışla, hangi iddiayla yola çıktığını bildiği için dur dedi, tedbir almaya çalıştı. Hata yapan, ihmal yapan, üzerine düşen görevi yerine getirmeyen kim varsa da bugün yargı önünde hesap verme durumunda. Hiçbir şekilde adaletten şaşmadan, tabiri caizse süreçten istifade ederek yanlış işlere vesile kılmadan bu süreci götüreceğiz ve göreceksiniz ülkemizin demokratik rejimini hep beraber ayakta tutmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim bu şehitlere karşı borcumuz var. Bu şehitlere karşı bizim sorumluluğumuz var. O şehitlerin emanetidir bu ülke bizim. Bizim bayrağımıza, devletimize, hükümetimize kim yan bakıyorsa bunun hesabını sormak hepimizin görevi. Parti bizim tabiri caizse ayağımızın kiri. Parti bir yere kadar. Ama devlet bizim devletimiz. Millet bizim milletimiz. Demokrasi bize emanet. Milli egemenlik bize emanet. O yüzden ne kadar bu konuda iddiamız varsa ortaya koyacağız ve gayret edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bir de 15 Temmuz'un bugüne gelmesinden sonra görüyorsunuz tüm Türkiye'de değişik etkinliklerle beraber o süreç hatırlanıyor. Bizim için 100 sene önceki nasıl ki bu ülkede 7 düvele karşı bir savaş söz konusuysa, nasıl ki bağımsızlığımızı elde etmek için tüm ulusun ayağa kalkması söz konusuysa, bugün de 15 Temmuz'da o iş yapıldı. Hiçbir farkı yok. O yüzden 15 Temmuz'u unutturmamak da hepimizin görevi, tüm kurumların görevi. Bugün Kültür İl Müdürlüğümüz 15 Temmuz'un unutulmaması için, o hatıranın yaşatılması için, ders almaya devam etmek için çok orijinal bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Boğazı Türkiye'nin en güzel mekanlarından bir tanesi. Çanakkale Boğazı'nın altında 15 Temmuz'un fotoğraflarını sergileyeceğiz. Dalgıçlarımızla beraber o süreci takip edeceğiz. Dalgıçlarımızın çıkmasından sonra Türk bayrağıyla beraber o çıkışı izleyeceğiz. Hep beraber sergiyi açmış olacağız. Bir daha diyorum, herkesin görevi var. Herkes bir şey yapmak durumunda. Geçen hafta rektörlüğümüz biliyorsunuz bir fotoğraf sergisi açtı. Bugün il müdürlüğümüz aynı şekilde bir sergi açıyor. Aynı şekilde tüm AK Partili belediyelerimiz en az bir eserle, anıt olabilir, meydan olabilir, park olabilir ama en az bir eserle bu 15 Temmuz'la ilgili hatırayı canlı tutacaklar. Ben bu şekilde bir güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Kültür Müdürlüğümüzü ve tüm ekibini, çalışanlarını, bizi bugün yalnız bırakmayan, burada bizlerle beraber olan siz kıymetli hanımefendileri, beyefendileri ve çocuklarımızı ayrı ayrı selamlıyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz'a göstermesin diyor. Hepinize saygı selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu anlamlı etkinliğin anısına Sayın Vekilimize plaket takdimini Sayın İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kemal Dokuz yapacaklar efendim. O zaman şöyle yapalım. Dalgıçlarımızı alalım yanımıza. Onlar da bu işin etkinliğin tatlı tarafı olacaklar. Tabii ki il başkan vekilimizi, meclis başkanımızı hepsini alalım. Şöyle çıkalım. Buyurun.